Merhabalar. Kombi oda termostatları ile alakalı birçok tüketicinin yanlış bilgilendirmelerden dolayı mağdur kaldığını gördük. Biz de bununla alakalı bir video hazırlayalım dedik. Buyurun izliyoruz. İlk önce oda termostatı nedir? Çalışma mantığı nedir? Bunlarla alakalı bir bilgilendirme yapalım. Diyelim ki evinizde oda termostatı yok. Kombinin derecesini 35 dereceye ayarladınız. Kombi radyatörün içerisindeki soğuk suyu 35'in altına düştüğünde ısıtmaya başlar. 35'in üzerine çıktığında otomatiğe geçer. Bu mantıkla çalışır. Dışarıdaki sıcaklığa bakmaz, evin içerisindeki sıcaklığa bakmaz. Bir fiil kombi yanmaya devam eder. Doğal olarak evin içerisindeki ısısı fazla olan tüketicilerimiz bu durumdan fazla yakıt tükettiğinden dolayı mağdur kalmaktadır. Oda termostatı nedir? Ne işe yarar? Bundaysa oda termostatı radyatördeki suyun sıcaklığından tamamıyla bağımsız bulunduğu odanın sıcaklığına göre çalışır. Siz diyelim ki kombinin oda termostatının üzerindeki dereceyi 23 aldınız. Oda termostatı 23 derecenin altına düştüğünde 0.5 baremindedir. Düştüğünde cihaz çalışır. 0.5 üzerine çıktığında 22.5 yaptığında ise otomatiğe geçer. Sizin radyatörün içerisindeki suyun soğukluğuna bakmaz. Doğal olarak siz boşu boşuna yakıt harcamamış olursunuz ve tasarruf sağlarsınız. Şimdi insanlarda şu şekilde bir yanlış algılama var. Odanın sıcaklığı oda termostatının üzerinde diyelim ki 21 ayarlı. Dışarıda hava da sıcak. Kombi çalıştı. 23 dereceye geldi. Oda termostatı 0.5'in üzerine çıktığında duracak demiştik ya. Durdu. Şimdi müşteri diyor ki benim oda termostatım 22 ayarlı, oda sıcaklığım 24 derecede ama peteklerim soğuk. Zaten mantığı o. Yani cihaz o şekilde konum veriyor, komut veriyor, çalışmamasına engelliyor. Doğal olarak sizin buradaki yakıt tasarrufunu düşüneceğinize radyatörlerin sıcaklığının psikolojisini algılıyor insanlar. Ve burada da yanlış kullanım oluyor bu sefer. Eğer siz benim peteklerim sürekli sıcak olsun diyorsanız o zaman oda termostatı taktırmayın. Çünkü bu size zarar verir. Yani beyin olarak, psikoloji olarak zarar verir. Siz tasarruf yapacağım, ben kar yapacağım diyorsanız, evinizde güney cephe ise veya ısı yalıtım varsa o zaman oda termostatının size büyük faydası var. Ama ben hem oda termostatı kullanayım hem de radyatörlerim sıcak dursun diyorsanız bu şekilde bir uygulama yok. Bu yanlış bir bilgilendirmedir. Dediğim gibi size psikolojik olarak zarar verir ve fazla yakıt yakmanıza sebebiyet verir. Bilgilendirmelerimiz devam edecek. Kanalımıza abone olur, bu videoyu da beğenirseniz bizi memnun edersiniz. Sevgiyle kalın.